Herkese merhabalar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün LGS öğrencilerimle birlikte Londra Konferansı ve Afganistan Dostluk Anlaşması konularını işleyeceğiz. Dersimize geçmeden önce derslerimizi beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Arkadaşlar hatırlayacaksınız, geçen dersimizde sizlerle beraber 1. İnönü Savaşı'nı TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun kazandığını söylemiştik. Düzenli ordunun kazanmasından sonra halkımız TBMM'ye duyulan güveni iyice artıyordu. Ve 1. İnönü Savaşı'nın sonuçları olarak da ben sizlere bir şifre vermiştim. Hatırlayacaksınız. Hemen şifreyi önümüze alalım. 1. İnönü Savaşı'nın sonuçları olarak biz talim diye bir şifre vermiştik. Peki bu talim neydi? Bunu bir dolduralım. Talimdeki T harfi Teşkilat-ı Esasiye Anayasası'ydı. Teşkilat-ı Esasiye, yani diğer bir adıyla, daha bilindik adıyla 1921 Anayasası'ydı. Sonra buradaki A harfi Afganistan Dostluk Anlaşması'ydı. Buradaki L harfi, zaten bizim işleyeceğimiz bugünkü ikisi bu, Londra Konferansı'ydı. İ harfi İstiklal Marşı'nın kabulüydü. Ve M harfi de Moskova Anlaşması'ydı. Şimdi bizim için bugün işleyeceğimiz Londra Konferansı ve Afganistan Dostluk Anlaşması çok daha önemli. Buradan bakalım Londra Konferansı'nda neler olmuş, neler konuşulmuş, bunu inceleyelim. Londra Konferansı. 1. İnönü Savaşı'nı TBMM'nin kazanması üzerine TBMM Londra'da konferansa davet ediliyor. Yani biz askeri alanda kazandığımız başarıyı siyasi masa başına dökmeye çalışacağız. İtilaf devletlerinin ama asıl amacı şu arkadaşlar. Yunan ordusunun toparlanması için zaman kazandırmak. Yani bu adamların aslında barış falan niyeti yok. Bu adamlar sadece yine hile yapıyorlar. Bu adamlar Yunanistan'a zaman kazandırmaya çalışıyorlar. Çünkü biz bunları 1. İnönü'de yenince bu adamlar dağıldılar. Bunların toparlanması için zaman kazanmak. Özellikle amaçlardan bir tanesi şu: Sevr Anlaşması'nı küçük değişikliklerle kabul ettirmek. Sevr bizim zaten ölüm fermanımızdı. Biz Sevr'i zaten imzalamayız. Bunu biliyorlar. Ama diyorlar ki, yani Sevr Anlaşması'nı birazcık onların lehine verelim. Yani TBMM'ye biraz toprak verelim. Küçük değişikliklerle kabul ettirelim. Tabii biz bunu yer miyiz? Hayır. Zaten biliyoruz. Biz buradan sonuç çıkmayacağını zaten biliyoruz. Ama TBMM neden bu konferansa, toplantıya katılıyor? TBMM Misak-ı Milli'yi dünyaya kabul ettirmek istiyor. Bizim için önemli olaylardan bir tanesi bu. Misak-ı Milli'yi biz dünyaya kabul ettirmek istiyoruz. Bu Londra konferansı da bunun önemli yollarından bir tanesi. Haklı mücadelemizi, yani biz zaten haklıyız, vatan bizim, işgal eden onlar. Haklı mücadelemizi, yani Kurtuluş Savaşı'nı dünyaya duyurmak bizim amaçlarımızdan bir tanesi de bu. Gelip bizim topraklarımızı zorla işgal ettiler, bir de üste çıkmaya çalışıyorlar. Haklı mücadelemizi dünyaya duyurmak için Londra Konferansı'na katılıyoruz. Türkler barış yanlısı değil. Adamlar bunu söylüyorlar. Türkler sürekli savaş istiyorlar. Biz de diyoruz ki hayır, biz sürekli savaş falan istemiyoruz. Biz barış yanlısıyız. Bakın bunu nereden kanıtlıyorum? Londra'da konferansa geldik işte. Yani Türkler barış yanlısı değil tezini ortadan kaldırmak için ne yapacağız? Londra'da konferansa katılacağız. Gelelim bu Londra konferansına kimler katıldı? Arkadaşlar, toplantıya katılanlar: İstanbul Hükümeti adına Tevfik Paşa, TBMM adına Bekir Sami Bey katılıyor. Bu bize şunu gösteriyor. Bakın, toplantıya hem İstanbul'u çağırmışlar hem de TBMM'yi çağırmışlar. Burada adamlar bir hile düşünüyorlar, bir kurnazlık düşünüyorlar. Peki itilaflarda kimler var? İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan var. Ben o zaman şunu söyleyebilirim. Bu 1. İnönü'nün sonrasında imzalanan Londra konferansına katılmamız nasıl bir sonuçtur? Uluslar arası. Yani sadece bizi değil, bakın başkalarını da ilgilendiriyor. Demek ki
Londra Konferansı 1. İnönü'nün uluslararası bir sonucudur. Buraya özellikle dikkat ediyorsunuz. Şimdi gelelim şu kısma. Burası arkadaşlar dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan bir tanesi. Konferansa hem İstanbul hükümetini hem de TBMM'yi çağırıyorlar. Bakın kurnazlığı görüyor musunuz? Şöyle anlatayım. Neden ikisini çağırıyorlar? Bunun amacı iki hükümeti birbirine düşürüp sevri kabul ettirmek. Yani adamlar aradan sıyrılıp sevri kabul ettirmek istiyorlar. Şöyle anlatayım size. Diyelim ki bir evde iki tane reis olduğunu düşünün. Tamam mı? Bir evde iki tane reis var. Hangisinin dediği olacak? Ya da bir sınıfta iki tane öğretmen var. Aynı anda ikisi de anlatmaya çalışıyor. Hangisini dinleyeceksiniz? İşte adamlar bu karışıklıktan faydalanmak için iki grubu da birlikte çağırıyor. Hem İstanbul hükümetini yani Tevfik Paşa'yı hem de TBMM'yi Bekir Sami'yi birlikte çağırmasının sebebi bizi birbirimize düşürerek aradan sıyrılıp Sevr anlaşmasını kabul ettirmektir. Adamlar gerçekten kurnaz, hileli bir taktik izliyorlar. İkisini bir arada çağırırsak Sevr'i kabul ettiririz. Tabi bunu gören Tevfik Paşa, ben bu konuda Tevfik Paşa'ya gerçekten takdir ediyorum. Tevfik Paşa İstanbul hükümeti adına katılan kişi ayağa kalkıp şunu söylüyor. Söz milletimin asıl temsilcisi olan kimindir? TBMM'nindir diyerek İtilaf Devletleri'nin oyununu boşa çıkarıyor. Yani burada İtilaf Devletleri'nin yaptığı planı tepe taklak ettiren kişi Tevfik Paşa'dır. Sözü Bekir Sami Bey'e veriyor. Bekir Sami Bey de ona teşekkür ederek Türk milleti adına konuşmasını orada yapıyor. Bir daha söylüyoruz. Söz milletin asıl temsilcisi olan TBMM'nindir. Bu bizim için çok önemli bir olay. Arkadaşlar geliyoruz. Londra Konferansı'nın en önemli sonucuna ve en önemli bilmeniz gereken maddesine. Buraya özellikle dikkat ediyorsunuz. TBMM'nin konferansa çağrılması, İtilaf Devletleri'nin TBMM'yi resmen kabul ettiğinin kanıtıdır. Bu adamlar bizi bir güç olarak kabul etmiyorlardı. Ama bu adamlar demek ki bizi masa başına çağırdılarsa artık bizi bir güç olarak görüyorlardır. TBMM'yi İtilaf Devletleri resmen Londra Konferansı ile birlikte tanımışlardır. Arkadaşlar dikkat edin, bu önemli bir konu olduğu için sorularda, testlerde, denemelerde çıkabiliyor. Bu noktaya özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum. Bu olay bizlere şunu gösteriyor arkadaşlar. Demek ki biz askeri olarak başarı kazanırsak siyasi olarak da güçleneceğimizi gösteriyoruz. Şimdi hatırlayın, 1. İnönü zaferini kazandık. Yani askeri bir başarı aldık. Bu askeri başarımızdan dolayı bizi nereye çağırdılar? Londra'ya. Londra'da da adamlar bizi resmen kabul etmek zorunda kaldıkları için askeri başarı neyi getirmiştir? Siyasi başarıyı. İşte bu yüzden Londra Konferansı gerçekten çok önemli arkadaşlar. Gelelim 1. İnönü'nün sonuçlarından olan Afganistan'la dostluk anlaşmasına. Hemen şifremizi tekrar hatırlayalım arkadaşlar. Bakın 1. İnönü Savaşı'nın sonuçlarında biz bu olaylar yaptık. Bunu kronolojik sırayla verilmiş arkadaşlar. Yani eskiden yeniye doğru şöyle söyleyelim. Buradaki A harfi Afganistan dostluk anlaşmasını sizlerle beraber şimdi işleyeceğiz. Hemen devam edelim. Afganistan dostluk anlaşması. TBMM ile Afganistan arasında yapılan bir olaydır. Biz şunu anlayabiliriz. Demek ki 1. İnönü Savaşı'ndan sonra Afganistan'la yapıyorsak bu olay, size sorayım. Siz de yorumlara cevap verebilirsiniz. Ulusal mıdır, uluslararası mıdır? Tabii ki başka bir devleti ilgilendirdiği için ne oluyor? Uluslararası oluyor. Bunu da buraya yazalım. Uluslar arası. Demek ki başka bir devlette yapıyorsak bu uluslararası sonuçtur. TBMM Afganistan'ı tanıdı. Burası önemli arkadaşlar. Bakın TBMM bir devlet gibi hareket ediyor. Başka bir devleti tanıyor. TBMM Afganistan'ın bağımsızlığını ne yaptı? Tanıdı. Taraflardan biri saldırıya uğrarsa diğeri yardım edecektir. Bakın ikisinin arasında demek ki güçlü bağlar oluşmaya başladı. Yani Afganistan'a saldırı olursa biz edeceğiz. Bize saldırı olursa Afganistan yardım edecek. Bu zaten bize iki ülkenin sıkı sıkıya birbirine bağlandığının kanıtıdır arkadaşlar.
TBMM Afganistan'a kültürel açıdan yardım etmiştir. Peki bu kültürel açıdan yardım etmek nasıl oluyor? Yani biz oraya öğretmen ve subay gönderilmesini kabul ediyoruz. Öğretmen göndermek Afganistan'ın eğitimine katkı sağlamaktır. Doğru mu? Evet. Subay göndermek ise Afganistan'ın askeriyesine katkı sağlamaktır. Yani Afganistan'la aramızı kültürel yönden sıkı tutmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Belki biliyorsunuzdur. Afganistan'la bugün aramız hala iyidir. Çünkü Afgan halkı bize Kurtuluş Savaşı sırasında sırf Müslüman olduğumuz için onlarca liralık yardım yapmıştır. Yüzlerce liralık yardım yapmıştır. İnsanlar ceplerindeki paraları göndermişlerdir. Yani Afganistan'la dostluğumuz ta eski zamana dayanır. İşte 1. İnönü zamanına, 1921 yılına kadar. Burası bizim için önemli kısımlardan bir tanesi. Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk Müslüman ülke kimdir arkadaşlar? Afganistan'dır. Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk ülke ise Ermenistan'dı. Ama burada bakın bir ayrım var. İlk Müslüman ülke kim oluyor? Afganistan diyoruz. Evet arkadaşlar, böylece dersimizi bitiriyoruz. Derslerimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.